şu an beni ikisi de yerliyor. Videoda bir sürü seçim yaptım. Fiyatlarını da söyledim. Ayaklarım yine benden bağımsız. Ne oluyor bilmiyorum. Merve seni çok fena yaparım. Neyse, dilerseniz videoya geçelim bence. Bakalım neler seçmişim. Bakalım Merve ile Filiz beni nasıl yerlemiş. Bunu hatırlamıyorum. Bunu almıştım. Bunu aldım. Bu makine öğütülmüş kahve kullanarak yapabileceğiniz barista bir şey. Neyse, ben rengi güzel diye almıştım ama özellikleri de güzelmiş. Tamam, öyle de. Öyle dedim zaten, kırdı şu an. Şunlar çok güzel. Ha, bir dakika, ne yapacaksın? Anlat bize. Evet, köfte. Et yapacağım. Et yapacaksın. Böyle eti şey yapacak mısın? Dörtgen şeklini verecek misin ete? Vereceğim. Sen geldiğinde yapacağım. Tamam. Bunun fiyatı ne kadar? Ben aldığımdaki aynı fiyat. Senin için doğru saldım değil mi? Aynen. Aa, bak ben bunu kaçırmışım. Belki biliyordur et yapmayı da evde bir şunlarla et pişer. Bak ne kadar ağır biliyor musun? Böyle bir tane koyacağım. Böyle basılır gidersin yani. Tehdit. Yeni gelinden tehdit. Neler yapıyordu? Neyse, belki Allah'tan bir yüzüm de bu indirime girmiş. 200 TL'ye inmiş. Gerçekten çok güzel. Hadi nerede olduğumuzu söyledin mi? En Plus'tayız. Ya çok tatlı. Bu ne? Çay şey mi? Ben de bilmiyorum şu an şey. Bu ne? Ne biçim almasın ya? Tencere bu. Şey aldım, meyve sıkıcı aldım. Gel. Adamın ömrünü ilk bitireceği için C vitamini şart tabii. Meyve sıkması lazım. Siz ikiniz yan yana hiç hoş olmadınız ha? Evet, yalnız. Sevmedim yani. Yan yanayız. Hiç sevmedim bu durumu. Hemen mevzuya dönüyorum. Meyve sıkacağımı buradan aldım. En Plus'tan. Ben aldığımda indirimdeydi. Ama hangisini aldığımı unuttum. Şaka gibi. Şipine benziyordu. Bunun da işlevi çok güzel. 899 TL'ymiş. Onu da sevdim. İşte tencerelerim bunlar. Ben aldığım zaman 700 TL'ydi. Şu an ne kadar bilmiyorum. Yok, ben aldığımda 700 TL olma ihtimali yok. Çünkü şu an 2,5 milyon. 2399 TL. Ama ben... Daha indirimi aldım. Ha tamam, bu. Okey. Benimki bu. 900 TL. Bir de ya. Ya tamam, şaşırıyorum. Ne aldığını biliyorum. Çünkü seçimleri annem yapıyor genelde. Ben çok ilgilenmiyorum. Gelin, iki tane özel sorum olacak. Daha doğrusu bir sorum olacak, iki şey olacak içinde. Bir dakika, burayı kezip abi. Burayı kezip. Sor. Yeni gelinciğim, evinde yeni aldığın, klasik yeni gelinlerin aldığın bir popcorn makinesi, iki waffle makineni aldın mı? İşte yeni gelin olmak bunu gerektirir, lütfen. Klasik alıyorlar ya, hiçbir şey yapamayacak. Evet. Bir de bunu nasıl yapıyor? Popcorn ne ya? Baba. Tamam. Çekelim ya, bunu çekersen göstereceğim. 3'lü seti 500 TL. Susu da var. Susu da var. Bu su da var, kapağı da güzel. Şey de güzel, çok güzel. Pilav tenceresi olmazsa olmaz. Gelelim işe yarayacak ikinci bir şeye. İkinci bir şey derken bu dördüncü, beşinci anlattınız galiba. Elif Atalay'ı şu an kafana indirebilir misin? Hayır, ben bunu senin için kullanmayacağım. Çok ayıp, neler diyorsun? Neler diyeceğim Elif? Özünü çıkartır mısın dışarıya artık? Ay, ağzını üzerinde kavayla vuracak bir kızsın yani. Yok. Ben şöyle şeyler yapmam. Ben çok kibar bir insanım. Elif düğüne ben... Merve'nin dediği bakım. Evet işte, bunu görüp söyledim. Ya saçmalama olmadı. Evet. 1200-1300 TL mi vereceğiz Allah aşkına? İşte bebeğim, yeni gelin olma. Bunu alıp yapmıyorlar bir de. Böyle alınmış konuluyor. Evet. Bir de hamur makine göster var. Ah, bu. Bunu mu aldın? Ben bunu almadım. Bu rengi almadım da. Buradan mı aldın? Buradan aldım. Ama ben aldığımda bir tane kalmıştı. Hatta şuradan Leon'dakini aldım. Çok kullanışlı oluyor. Şu şeyleri falan almayacağım mesela. Ya bu video belki sız çok zor. Sen de çok bilgisizsin. Ya ne yapabilirim Allah'ım? Ya bir dakika. Smoothie? Bu kadar şey biliyor musun? Smoothie? Ama ben bunu çok istiyorum. Smoothie yapıyor. Katı meyve sıkacağım. Tamam, gösterdik ya. Ay, bu kız nerede yaşıyor? Amerika'da yaşıyor. Ay, tek başına almadı. Ve size bir şey daha göstereceğim. Gel siz. Git. Sen gidersen ben de gideceğim. Etle kızartıcı aldın mı? Almayacağım. Ben tavada kızartacağım etle. Peki. Bu. Ah, ne almadın? Almak için fiyat çok saçma. Çok saçma bir para. Evet. İnanabiliyor musunuz? 2199 TL. Peki ne yapıyor? Özelliği ne bunun? Gerçekten neden 2199 TL? Saçınıza zarar vermeden bakım yaparak kurutabilirsiniz bunda. Elektriklenme veya herhangi bir şeye maruz bırakmıyor sizi. Fan var, ısı ayarı var. Hepsini kullanabiliyorsunuz. Şunlarda da tararken kurutursanız fön çekme özelliği var. Bu uçları kullandığınız, evet. Oo. Güzel bir şey.
Neyse, bu kadar pahalı olmasının bir sebebi varmış. Boş konuşmamak lazımmış benim. Hiç bakayım, herkesin karşısına yakışıyormuşum. Çok yakışıyor. Böyle çok güzel değil mi? Güzel. Tava yolluyum. Nerede? Tava getirin. İşte ütü. Tava getirin mi? Kendi şey yapıyor zaten. Yumurta şeyini haşlamakta da yumurta yapacağım diye. Haşlayacağım diye demiyorum. Kız niye bana yürüyor ya? Evet ya. Şimdi telefonu alır mısın? Aynen. Yere çok küçük ama. Hayır, bunun işlevi çok iyi değil mi ya? Aa, mi? Pardon. Buhar kazanlı. Evet. Buhar kazanlı. 1,5 litre. 1,5 litrelik. Başka ne özelliği var? Küçük dediğim şuydu bu arada. Yanımda. Çok pardon. Çok. Bana şaşkın. Videomun içine ettin. Bunlarda şeyler fark ediyor. Buhar basıncı ve buhar kütlesi değişiyor. 7,5 bar ve 500 gram buhar veriyor tek seferde. Bunda 8 bar ve 600 gram buhar veriyor. Hı. En üst modeli bu. Ha, bu şekilde mi yapıyorsunuz? Ya bu 140 nasıl oluyor? Ederini doğru daha iyi. Bir de şunu görmüştük annemle, çok kararsız kalmıştık. Ağır olduğu için almamıştık ama bayağı garantisi falan varmış değil mi? Uzun ömürlü falan. Bıçak diyeceğim şimdi kendimi. Ya! Ben yeni gelirim, sen de benim ablamsın. Yardımcı olacaksın. Yaptığım çoğu seçimi size kısaca anlatmaya çalıştım. Ben caddede olduğum için caddedeki en plasa geliyorum. Artık buradakilerle de tanışıyoruz böyle. Samimi olunca daha bir kolay oluyor işiniz. İşlevi olduğunu anlatıyorlar size. Konuşamadım. Siz destek ver. Elif tek bir mağazadan almak her zaman daha avantajlı. Evet, tek bir mağazadan almak daha avantajlı. Ama sizin de fiyat araştırması yapın. Ama sizin de fiyat araştırması yapın demeyin başka. Ben gidiyorum, alışveriş bitti kızlar.